şekilde. Çocuk. Oğlum ben yakışıklı adammışım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan Tufan oğlum. Şimdi görüyor musun? Yakından çekebilir misin Sibel? Ne yapıyorsun ben? Hadi abi. Cumartesi günü Türk Genel Kurulu'nu yaptık. Allah yardımcımız olsun. İşte bu 4 sene zarfında Türkiye'nin de çalışanların da yeter kadar sorunları, problemleri var. Şimdi içeri girdik, resimlere bakıyoruz da. İşte ben buraya geldim 68 senesine, 70 senesine buraya geldim fabrikaya. İşte 78 senesine temsilci oldum. 82 mali sekreter. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyorum, devam ediyor. İşte biz 1 milyon 100 bin, 4 milyonluk bir aile. Cenab-ı Allah böyle bize bir görev nasip etti. Gücüm yettiği kadar işçiye, işsize elimden geleni yapmaya gayret sarf ediyorum. İnsanlar bize uzun yıllardır oy veriyor, sahip çıkıyor. Şimdi ben ne Adapazarı'nda şu fabrika burada 700 kişilik demiryolu için oyda 9 tane oy var demiryolu için. Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum. İnsanlara teşekkür ediyorum. Şimdi bize yıllardır karşımıza aday bile çıkarmıyorlar. Yaşta bir kemale erdi onun farkındayım. Yani zaman geldi geçti onun da farkındayım. İşte bu dönem durmak mecburiyetindeydik. Öyle bir karar aldı arkadaşlar. Alasmalık deme gidip şansımız da yok. Kamu sözleşmelerini benim demiryolundan imzalama yetkim var. Başka yerine imzalama yetkim yok. Yani toplumun gözü bizim üzerimizde. 51 bir tarafta, 49 bir tarafta. 49'a bir şey söylüyorsun, 51 dalıyor. 51'e bir şey söylüyorsun, 49 dalıyor. Sussan olmuyor. Susmadan hiç niyetim yok. Yani ben bu saatten sonra vekil olmayacağım, iş adamı olmayacağım. Hiç öyle bir niyetim yok. Doğru gördüğümü söylerim, yanlış gördüğümü söylerim. Gücüm ne yatıyorsa yıkmadan, kırmadan, hakaret etmeden işime bakarım. Ben burada işte evime geldim, sizi bir göreyim dedim. Allah yardımcınız olsun. Bir çay içip cenazeye gideceğim buradan. Yani biz de sizi görmek için geldim, haberiniz olsun. Asgari ücreti komisyon yapıyor. Bugün, yarın Türkçe toplanacaklar saat 2'de. Ben asgari ücretle ilgili söyleyeceğimi söyledim. İşte yoksulluk sınırı var, açlık sınırı var, bir de yaşam maliyeti var. Benim ifadem şey oldu, dedim ki yaşam maliyeti resmi bir rakam 2578 lira. Komisyona dedim bunun altında bir şey olursa bize getirmeyin. Üstünde olursa DİSK'in başkanında, AKŞ'in başkanında otururlar beraber komisyon ortak bir karar verecekler. Ama ben Türkçe olarak bu açıklanan rakamın altında olmam dedim, ifade ettim. Bugün bir daha söylüyorum. Çünkü asgari ücret bu ülkede 7 milyon ilgilendiriyor. Çoluğu çocuğu 20 milyon ilgilendiriyor. Belki buradaki arkadaşlarımızı ilgilendirmiyor %99'unu. Ama toplumu ilgilendiriyor. Yaşam şartları zor. İnşallah bizim dediğimiz noktada buluşulur da bir milletin memnun olduğu bir şeyin altına imza atarız. Nereye gider? Evine gelir. Benim evim de burası. Siz benim cenazeme geliyorsunuz, ben sizinkine geliyorum, düğünüme geliyorsunuz, ben sizinkine geliyorum. Hani yer burası esas, ben de eve geliyorum buraya. Başka gideceğim yer yok yani. Burada ömür nasıl gider ya? Allah Allah, o zaman böyle sıcaklık da yok, buz gibi içerisinde. Sonra sordum, temsilci falan da bilmiyorum. Birisi geçiyor, pantolon ütülü, üstte tulum var. Dedim bu kim? Dediler temsilci. Dedim ama benden müdür olmaz. Ben ne olurum? Dedim sen de bu temsilci olur muyum? Dediler olursun. Allah müsaade ederse oluyor, yol ya verirse oluyor. Yoksa bir şey olmuyor. Ne haber? Gel gel. Hadi selamünaleyküm. Hadi Allah yardım. Sıtmayı hani gösteriyorlar bize. Onlar görevi onların o. Herkesin işi var. Onların işi de o. Onların işi hep kazanmak. Onların içinde düzgün İşini yapan işverenlerimiz var, örgütlü olduğumuz işverenlerimiz var ama kazanıp da doymayan işverenler de var. Ben zaman zaman söylüyorum, batıyor bu parayı onlara verelim bir kere, bir ay iki ay denesinler, hep beraber bir deneyelim. Bunda geçinmiyorsa hep beraber susalım, geçinmiyorsa hiç konuşmayalım. En azından böyle bir laf etsinler, zaman zaman eden bakanlar da var. Desinler ki
Ya bu paranın az olduğunu biliyorsun. İmkanınız varsa vereceğiz. İmkanınız olmasa da kısa zamanda vereceğiz. En azından bir bu böyle bir laf desen ne zararı var ki? Yani yok batarız çıkarız. Yani hiç bu rakam ortada. Bu rakamla ilgili konuşmak için evvela bu rakamı bir denemek lazım. Beraber kapatsınlar bir ay hepsini. Ben de dahil olmak üzere. Geçiniyor mu geçinmiyor mu bir görelim bakalım. Yani batarız. Kimse batmasın. İşte ben bu masada 4 sene oturdum. Başlangıçta yapmadılar beni. Bu kenarda oturuyordum. Fabrikaya girdiğim zaman bana kefil olmuyorlar diyorlardı. Bu okuldan kaçar ama Türkiye'ye kefil oldu. Onun için zaman zaman söylüyorum. Bana boş bir kağıt versinler. Sen ne istersin yaz. Şu bulunduğum imkanların 4'te 3'ini değil, 190'ını yazmam utanırım. Allah aklımıza gelmeyen şeyleri bize nasip etti. Ben de önceliğim ülkem benim. Ülkem. Ama ondan sonra çalışanlar, çalışmayanların sorunlarını çözmekle ilgili gayret sarf etmek. Şimdi arkaya bir şey anlatacağım size giderken. Dur anlatacağım şimdi. Şimdi ben burada temsilciyim, 21 yaşındayım. Senedim var o zamanlar, 1000 lira ödeyeceğiz. Ali Baylan var fabrikada. Buradan girdim şu kapıdan. 700 lira param var, 300 lira para lazım. Borç alacağım Ali abiden. Ali abi dedim 300 lira borç ay başına verecek. Bir şuraya çekti beni şu arka tarafa. Burada bir merdiven oraya. Gel anlatayım dedi. Bana bir 10 dakika ağlandı, benim 700 lirayı cebine aldım. Aynen öyle oldu vallahi. Hadi Allah'a emanet olun.